başındakilerden gelen sualleri cevaplandıracağımızı söylemiştik. Fakat geçen hafta uzun bir suali ancak yaraya kadar cevaplandırdık. Ondan evvelki hafta da evlat ve kardeş katli işini bitiremedik. Şimdi bu hafta karma bir iş yapalım. Hem geçen hafta yarım kalan suali cevaplandıralım, hem de evlat ve kardeş katlinin devamını anlatalım diye düşünüyorum. Bu bakımdan o suali bir daha bana hatırlatırsan iyi olur. Uzun bir sualdi. Çok parçaları vardı. Uzun bir sualdi. Bir kısmına cevap vermiştiniz. Ben tekrar evet. Baştan okuyayım. Mümkünse diyor, evvelen Suriye olayları, Türkiye'nin buna karşı tarzı hareketi, İran'ın hareketleri, Irak, İran ve Suriye'deki Kürt unsurlar, bunların bize tesiriyle ilgili ve PKK'nın son zamanlardaki azmış durumu ve bunun hikmeti, BDP'nin PKK'lılarla bir otobanda el sıkışması ve bütün bunların Türkiye'ye ne gibi bir mesaj verdiği ve nasıl bir tesiri olduğu ve devletin nasıl hareket etmesi gerektiğiyle ilgili olarak ve ahiren de AK Parti'ye Numan Bey'in katılması hadisesini nasıl yorumluyorsunuz? Bu adam bir suale bir kitap hacminden fazla cevap gerektiren mesele sığdırmış. Ben ne kadarını anlattım bilmiyorum. Ama size şunu söyleyeyim ki, Türkiye'nin Suriye ile ilgilenmesi, bugün hepinizin müşahede ettiği nispette ilgilenmesi, Kemalizm'den inhirafın bir tezahürüdür. Ne alakası var Kemalizm'le bu işin diyeceksiniz. Kemalist sistem Türkiye'yi bütün dünyaya kapatıp kendi içinde icra etmek istediği zulmü mü diyeyim, tetişi mi diyeyim, kendi milletiyle harbi kazanmak, hariçte hiçbir şeyle ilgilenmemek. Bir vasfı da budur. Dünyaya karşı da ben Osmanlı'ya senden fazla düşmanım. İslamiyet'e hakeza sizden fazla düşmanım. Eski Osmanlı topraklarına dönüp bakmayı bile doğru bulmuyorum. Orada insanlar birbirlerini kırsalar beni hiç artık alakadar etmiyor. Çünkü ben Osmanlıların bugünkü Amerika'nın yaptığı gibi dünyaya nizam vermek iddiasıyla tezahür etmesini doğru bulmuyorum. Onun için yurtta sulh, canda sulh. Bu ancak yükünü tutmuş bir devletin siyaseti olabilir. Bunun Cumhuriyet tarihinde çok tezahürü vardır. Bir tane misal vereyim size. Bizden koptuktan sonra Suriye, orayla alakalı bir misal vereyim. Suriye Fransız idaresi altına düşmüştür. Sonra 1948'de Şükrü El Kuvvetli adında bir zat Suriye'yi istiklale kavuşturmuştur. Şükrü El Kuvvetli Türkiye'ye ilhak etmek istemiş Suriye'yi, Türkiye reddetmiştir. Bak size tarihi bir gerçek. Ama bir sual dolayısıyla ve sual içinde 40 parça İngilizler phrase dediği cümlecik olduğu için bunların hiçbirini uzun uzun anlatmayacağım. İsterseniz bir misal daha vereyim. Suriye'yi Arap saydı da istemedi diyelim. Alman harbinden sonra Lozan'da İtalya'ya verilmiş olan 12 ada Alman işgalindeydi. Almanlar çekilmeye başladıkları zaman
O zaman Türkiye'de başvekil olan Şükrü Saracoğlu'na bir Alman heyeti geldi. Bu Alman heyeti, biz buradan çekiliyoruz. Yunanistan uzun süren harbin neticesinde aç ve sefil bir vaziyettedir. Buradaki ahali de aynı durumdadır. Biz çocukluğumuzda işitiyorduk Yunanistan'da kedi köpek yiyorlar diye. Bu doğrudur. Bu derecede aç bir ilaç kalmışlardır Alman harbi nihayetinde. Burasını size teslim edelim. Zaten eskiden sizindi. Bunu da buradaki insanların açlıktan ölmesinden acıdığımız için teklif ediyoruz. Saracoğlu o zaman Kars'ta bulunan İsmet Paşa'ya bu teklifi telgrafla bildiriyor ve diyor ki ben bu teklife karşı yurtta sulh, cihanda sulh prensibimizle cevap vermek istiyorum. Maza yüksek şefimin tensibi neyse ona göre hareket edileceği maruzdur. İsmet Paşa da diyor ki reyiniz mahz hakikattir, gerçekçidir. Ne kimsenin bir karış toprağında, bir çakıl taşında gözümüz var, ne de kimseye bir karış toprak veya çakıl taşı veririz. Alman heyetine bu cevap veriliyor. Ve Almanlar çekilince o bitkin vaziyetteki Yunanlar bunları kapıyor. Daha evvel bu adalar Yunan'ın değildir. Lozan bunları İtalya'ya vermiştir. Tabii Lozan'da da böyle bir cinayet var. Doktor Rızanur ikinci Murat'tır. Bu adaları bize verdiler, almadık diyor. Almadık, istemedik. Çünkü ahalisi ekseriyetle Rum'dur. Ama ekseriyetle Türk olan Batı Trakya'yı Yunanistan aldı. Arazilerde kayalıktır. Bunları elde tutmak için kuvvetli bir donanma gerektir. Bu da masrafı muciptir. Biz bunu İtalya'ya vermeyi tercih ettik ki Yunanistan'la aramızda bir tampon bölge olsun diyor. Hadi Lozan'da verdiler almadık sözüne inanma. Alamadınız diyelim. Çünkü beni Lozan hakkındaki mütalalarımdan dolayı tenkit edenler diyorlar ki bu kadarı mümkündü. Hatta Ulus Gazetesi'nde ta 66 senesinde aleyhime yazılan bir yazıda diyor ki bir daha harp olursa Kadir Bey'i murahas yaparız da o böyle tavizsiz iş yapar, alay ediyor güya benimle. Ben siyaset adamı değilim, ben fikir adamıyım. Ben doğruyu neyse, doğru bildiğim neyse onu söylüyorum. Sonra İnönü'yü tenkit etmek muhakkak İnönü'nden daha üstün diplomat olmayı da gerektirmez. Mantık yok bu işte. Ama ben diyorum ki misak-ı milliye ölçü alınmalıydı. Misak-ı milli ölçü alındığı takdirde misak-ı milli hudutları gerçekleştirilmişse Lozan'ı muvaffak sayarız. Halbuki Batum, Batı Trakya, Adalar, Kıbrıs, Antakya, Halep ve Musul misak-ı milliye dahil olduğu halde terk edilmiştir. Şimdi bunu istedik de alamadık deseler vallahi bu tenkit, bu mazeret doğru veya yanlış bir mantığı vardır. Ben diyorum ki ey millet, ey Kemalistler, zabıtları ben Osmanlıcasını okudum meclisin neşrettiği. Bunlar 23'ün zabıtları, 24'ün zabıtları. Ama şimdi Latin harfleriyle çıktı, İş Bankası yayınladı. Seha Meray, açın, bana gösterin ki İsmet Paşa Batı Trakya istedi alamadı, Batum'u istedi alamadı, adaları istedi alamadı. Şu saydığım yerlerden, Musul hariç, herhangi bir yeri istedi de beceremedi, alamadı. Vallahi mazur göreceğim istemiş olsa, asla ve kata istemedi. İstemediği gibi
Batı Trakya'yı Yunan'dan alıp Bulgar'a vermeye kalktı. Venizelos da diyor ki bizimle Bulgar arasında ne fark görüyor ki? Kendini istese makul sayarım. Bizden alıp Bulgar'a vermek istiyor. Ben burada Lozan'ı konuşmak istemiyorum. Ama bu dünyaya karşı ben artık büyük devletlik iddiasından vazgeçtim. Gerek iktisaden, gerek arazi, gerek stratejik imkanlar itibariyle küçük bir devlet olmayı kabullendim. Büyük devlet olmak iddiasıyla, İslam dünyasını temsil etmek iddiasıyla, İslam'ın müdafaaya memur kendine addeden bir devlet sıfatıyla sizin de bir derdim yok. Benim düşmanlığımı unutun. Bunun manası budur. Halbuki Türkiye, daha başka bir misal daha vereyim size. Biliyor musunuz Kıbrıs'ta İngilizler çekildikten sonra veya çekilme hengamında Yunanlılar acele etmeseydi, aceleleri şu bir an evvel Türkleri oradan kaçırmak için katliama girişmeseydi, bulabilirsiniz Kritas planı diye Rumların Türkleri toptan katletme planları ele geçmiş ve yayınlanmıştır. Acele etmeselerdi, Türkiye Kıbrıs'taki Türklere asla ve kat'a sahip çıkmayacak idi. Şu kulaklarımla duydum, şu gözlerimle gördüm gazetelerde. Demokrat Parti zamanında 52-53 senelerinde ben üniversite talebesiydim. Türk hariciye vekili Fuat Köprülü bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur dedi. Orada Türkler katledilirken Türkiye hariciye vekili hem de Halk Partisi'nin hariciye vekili değil Demokrat Parti'nin hariciye vekili Fuat Köprülü bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur. Çünkü Kıbrıs'ı dava edersek sen eski Osmanlı topraklarında hala gözün var. Osmanlı'yı canlandırmak istersin der bu Avrupalılar diye tir tir korkuyorlardı. Fakat Rumlar acele edip Türkleri katliam edince bu dünya umumi efkarına yayılınca Türkiye mecbur kaldı oradaki Türklere sahip çıkmaya. Utanma belası sahip çıktı. Demin söylediğim adaların bize verilme meselesi gibidir Kıbrıs meselesi de. O gün de birileri bizi kınasaydı belki geri adım atarlardı. Sessiz sadasız oldu. Bunu nereden biliyoruz? Celal Bayar Kayseri hapsinden çıktıktan sonra Nazif Çelebi onu sık sık Süleymaniye'deki köşküne davet ediyordu. Yeme alıyordu. Ben de Süleymaniye'de Kirazlı Mescit sokağında Seyhan Talebe Yurdu çalıştırıyordum. Nazif Çelebi dostumdu. Beni de çağırıyordu. Onun evinde kalabalık bir grup önünde Celal Bayar dedi ki ben reisi cumhur seçildiğimde Çankaya Köşkü'nü geziyordum. Bir çekmece gördüm. Yarı açık. Açtım içinden bir sarı zarf çıktı. Merak ettim. İnönü evrakın toplamış gitmiş olması lazım. Bir şey unuttuysa, mühim bir şeyse ona söyleyeyim. Çünkü İnönü'den daha fazla din aleyhtarı bir adamdır. Yani İnsanlar zoraki su çıkarıyorlar, söylemek istemiyorum. Yani yayla yollarda hayvan gübresi olur, üzerinden tekerlek geçer, olur iki tane.
Demokrat Parti ile Halk Partisi buna benzerdi. Ondan daha dinsizdi. Vereyim, göndereyim kendisine diye düşündüm. Bir açtım ki Şükrü Kaya ile İsmet Paşa'nın muhaberesi şifreli ve çözülmüşleri. Ve o anlattı, bu adalar bu şekilde teklif edildi ve biz yurtta sulh, canda sulh prensibimizle cevap vererek bize verilen adaları almadık. Yunanistan'ın hayır diyecek mecali yoktu. Zaten Yunan'dan almıyorduk, İtalya'dan almış oluyorduk. İtalya'nın, Almanya'nın yanında harbe girdiği için mağluptu, o da sesini çıkaramazdı. Bu kadar beleşten bu adalar reddedildi. Bu Celal Bayar'ın ağzından dinlediğim bir gerçektir. Hatta ben dedi bu zarfı Adnan Bey beraberim de ona verdim. Dahili siyasette bunu kullanın dedim. Birçok seçim konuşmalarında bunu kullandılar bizim hatiplerimiz dedi. Yani ben müdellel konuşuyorum. Müdellel. Delilimi de çoğu kere söylüyorum. Sohbette bu her zaman mümkün olmasa da yazıda mutlak kaynak zikrettiğim halde Fethullah Efendi 10 sene civarında hapsimi istiyor. 10 bin lira tazminat istiyor. 10 bin lira da oğlumdan naşir sıfatıyla tazminat istiyor. Papazlara gösterdiği hoşgörüyü benim tenkitlerim karşısında gösteremedi. Onun için ayrana üfleyerek konuşuyorum. Kusura bakmayın. Netice, Şükrü el kuvvetli Suriye'yi Türkiye'ye teklif etti, Türkiye reddetti. Bu kalsın aklınızda yeter. Halbuki Suriye'nin Laskiye kamilen Türkmen'dir. Bana geliyorlar, Türkiye'de dernek kurdular, bize sahip çıkmıyor, biz Osmanlı yetimiyiz diye ağlıyorlar. Aşağıda benden çektirdikleri resimleri size gösterebilirim. Halep baştan başa Türktür. Nurettin Zengin'in baş şehridir. Hama ve Humus yarı yarıya Türkmendir. Suriye'de Arap zannettiğiniz adamların da çoğunun aslı Türktür. Çünkü Türkler Müslüman olduktan sonra batıya yürümüşlerdir. Cezire üzerine, yani Arap Yarımadası üzerine. Fakat çok güneye inmemişlerdir. Mekke'ye, Medine'ye, Yemen'e inmemiştir. Irak ve Suriye havalisinde, Filistin havalisinde kalmıştır. Bugün Filistin'de, Filistinli Arap zannedersiniz hep. 12 Türkmen aşireti vardır. Türkmani derler buna. Türkmen demek Müslüman olmuş Oğuz demektir. Oğuzlar Müslüman olduktan sonra Araplar onlara Türkmen demiş. Bunu da Türkiye Etrak suretinde cemilendirdikleri gibi terakime olarak cemilendirmişlerdir. Mesela Şecere-i Terakime Ebul Gazi Bahadır Han'ın eseri. Türklerin şeceresi, soykütü. Terakime kelimesini kullanmıştı. Bu Türkmenler demektir. Arapçasını tercih etmiş. Suriye böyle bir ekseriyetle Türk olduğu gibi Arap olan adamların da aslında çoğu Araplaşmış Türktür. Çünkü Müslüman olunca Suriye Irak havalesine yerleşmiştir. Fakat Türk diye onlara sahip çıkma. Zulüm görüyor diye sahip çık. Bu İslami prensip midir? Evet, İslami bir prensiptir. Çünkü İslamiyet'te Müslümanlar herhangi bir millet bir yerde zulüm yapıyorsa Müslümanların da o zulmü bertaraf etmek güçleri varsa,
zulüm görenlerin Müslüman olmasına hacet olmaksızın o zulmü bertaraf etmekle mükelleftir. Çünkü hadis-i şerifte buyurulmuştur. El halku iyalullah. Bütün insanlar Allah'ın hane halkı gibidir. Doğru bir inanca sahip olmayan asi evlat gibidir. Ama asi evlat da evlattır. Asi olmakla evlatlıktan düşmez. Bütün beşeriyet ümmeti Muhammed'dir. Çünkü onun tebligatını kabule memurdur. Bu tebligatı kabul edene ümmeti icabe, kabul etmeyene ümmeti davet denilir. Bunlar şer'i sırahlardır. Bunun tatbikatı var mı tarihte? Evet, Endülüs'ü Müslümanlar orada Vizigotların zulmünden Müslüman olmayan halkı kurtarmak için fethetmişlerdir. Fetvayı böyle almışlar. Çünkü gücün yetiyorsa bir zulme mani olmak, zulüm gören kim olursa olsun Allah'ın kulu muhteremdir. Ona mani olursun. Kaldı ki bunlar öyle bir hudut çizilmiştir ki Lozan'da. Bir dağın yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. Tren yolu hudut. 900 kilometre Suriye ile hududumuz var. Daha garibini size söyleyeyim mi? Bu hududu Fransızlar bize 21 senesinde çizip verdiler. 21'de kazanılmış Yunan'a karşı hiçbir harp yok. Niye verdiler, terk ettiler Antep'e kadar, Maraş'a kadar gelmişken? Oradaki mahalli mukavemetin neticesinde ordularının kırıldığını görerek bugünkü hududu Ankara İtilafnamesi denir buna. Ankara Anlaşması'yla 21'de bugünkü hududu tespit edip Suriye'ye çekildiler. Hiçbir zafer kazanmadan sana bu hududu veren adamlara Lozan'da Yunan'ı kovdum, Yunan'da Yunan'a karşı kazanılan zafer de Türk milletin tarihinde en muazzam zaferdir diye ölmüyor musun? Bir adım ilerisini istesene. Asla. Bir adım ilerisinin istendiğine dair hiçbir delil yoktur. Daha garibini size söyleyeyim. Bizim tarihimiz böyle şaşkınlıklarla doludur. 80 senedir bu milleti uyuttular. Afyon verilmiş bir hasta gibisiniz millet olarak. Muayyen istisnalar ayrı tutulabilir millet olarak. Bakın size söyleyeyim, Fransızların yaptığı teklifte hudut Nibil'dir. Nibil neresidir biliyor musunuz? Halep'in 40 kilometre güneyi. Lakin birbirine benzer iki kasaba vardır orada. Halep'in güneyinde Nibil, Halep'in kuzeyinde Tibil. Nibil ile Tibil'in yazılışında bir nokta farkı vardı. Biri nun, biri te. Şu bir nokta Fransız'ın teklifinde Nibil, anlaşmada Tibil olmuş. 80 kilometrelik bir şerit gavur işgalinde kalmış. Herhalde bunu yapan saflığından yapmadı. Kim bilir ne mukabilinde yaptı. Gençler arıyor ki, istiyor ki bu davalar araştırsın da böyle millete atılmış olan kazıkları çıkarsınlar. Demek oluyor ki zaten Suriye ile hudutlarımız anormaldir. Bunun çok daha ilerisi istenmesi lazım geldiği halde istenmemiştir Lozan'da. Sonra 48'de bu fırsat Şükrü el Kuvvetli'nin Fransızları kovmasıyla zuhur ettiği halde bunu da reddetmiştir. Çünkü Kemalizm böyle gerektiriyor. Avrupa bizim Osmanlı'yı geri getirmek istediğimize, onun topraklarını yeniden dava etmek istediğimize, onun cihan tarihinde oynadığı rolü yeniden oynamaya meylettiğimiz istikametinde bir düşünceye sahip olmasın.
Batı korkusu. Batılılar ne der, ne der korkusu. İlk defa Türkiye 1774 senesinde arazi kaybetti. Kaybetmeye başladı. Kaynarca muadesiyle 1774. Arkadaşlar 1774'ten 1974'e kadar Türkiye ülkesine bir taş ilave etmedi, vere 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 geldi. İlk defa 1974'te tam 200 sene sonra Kıbrıs'ın üçte birini aldı. O da nasıl aldı? Benimdir diyemiyor. Oradaki Türkler ayrı devlet falan. Hala korkuyor. Sen Osmanlı mirasını dava mı ediyorsun diye. Bütün bu söylediklerim mülahasası şudur ki Türkiye hayati mecburiyetlerle kendisine giydirilen çocuk elbisesi gibi bir elbise olan Kemalizmi yırtıyor. Bir pehlivanın sırtına bir çocuk elbisesi giydirse ne olur, dikişlerinden sökülür. Kemalizm sökülmesidir bu. 4 artı 4, 4 artı 4 ile Kur'an öğrenme, ihtiyari de olsa siyer öğrenme Kemalizmin çatırdamasıdır. Halk fırkasının Kemalizmi kendi prensipleri partilerinin programıyla aynı telakki eden halk fırkasının, ben siyaset konuşmak istemiyorum bu şeylerde, feveranı bu mantıkladır. Onlar hissediyorlar. Aynen imam hatipler gibi devletin resmi mektebinde ihtiyara bağlı olarak, ihtiyari olarak Kur'an ve siyerin okunması 10 sene, 20 sene sonra Türkiye'nin çehresinde okuyan insanların nezdinde büyük bir değişikliğe sebep olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. İmam hatiplerden de bu bereketi kimse tahmin etmiyordu. Bu da böyledir. Demek oluyor ki maddi manevi, zahir batın Kemalizmin çatırdıyor. Bunun altından milletin hüviyeti asliyesi çıkacak. O hüviyeti asliyesi cihanda bizim milletimizin yaptığını yapabilmiş bir başka millet yoktur. Bu ırkçılık değildir. Bu hakikati teslimdir. 300 sene Selçukiler cihan devletidir. 6,5 asır Osmanlılar cihan devletidir. Nerede bir haksızlık varsa müdahale eder. Polonyalılar, burada bir Polonezkiy var. Nasıl kuruldu bilir misiniz? Polonyalılar Ruslara isyan ettiler, başarılı olamadılar. Türkiye'ye sığındılar. Rusya bunları iade et dedi. Harple tehdit etti Osmanlı'yı. Osmanlı harp edecekse pekala edelim, bana sığınan adamı teslim etmem dedi. Polonya'yı Rusya'ya karşı daima korudu. Polonya'da kral seçimleydi kanuni devrinde. İki aday vardı. Polonyalılar Türkiye'ye heyet gönderdiler. Bu heyet padişahla bile görüşemedi. Makbul İbrahim Paşa kabul etti bunları Sultanahmet'teki sarayında. Nedir talebiniz? İki kral namzedi var. Şunun hususiyetleri bu, bunun hususiyetleri bu. Hangisini seçersek Osmanlı bizden memnun olur. Başımız dara girdiği zaman Osmanlı'dan yardım isteyebiliriz. İbrahim Paşa'nın tercih ettiğini kanunun vekili sıfatıyla sadrazam, padişahın sultan sıfatına vekildir. Şeyhülislam halife sıfatına vekildir. Koskoca Polonya milleti Osmanlı şu adamı istiyor diyerek Osmanlı'nın istediği adamı kral seçmiştir.
Bunun size daha garip bir misalini söyleyeyim. Belki sizden de dinlemiş olan vardır. Afganistan'da krallık seçimleydi Ruslar çekildikten sonra. Emanullah diye bir kralı vardır. Mustafa Kemal zamanında Türkiye'ye gelmiş. O gün Afganistan'da Kabil'de Türk sefiri olan bir adam bundan 15-20 sene evvel televizyonda anlattı. Bir salonda toplanmışlar Afganileri gelenleri. İki namzedi konuşturarak birini aday yapıp kazandırmak istiyorlar. Afganistan'ın alimleri, siyasileri toplanmışlar. İki aday. Emanullah ne demiş biliyor musunuz? Emanullah demiş ki benim kral olmamı Türkiye'nin lideri Mustafa Kemal Paşa istiyor. Var mı itirazınız? Aha sefiri burada sorun demiş. Halbuki bu söz yalan. Bunu sefir söylüyor. Ama öyle bir alkış koptu ki Türkiye istiyor deyince. Kemal Paşa Türkiye'nin reisi cumhuru olmasa kim takar onu? Milletin itibarı. Türkiye reisi cumhuru Mustafa Kemal Paşa istiyor benim reisi cumhur olmamı burada. Kral olmam pardon. Ne reisi cumhuru? O zaman krallık. Ben de diyor sefir olarak en önde oturuyorum. Alkıştan yıkıldı orası Türkiye beni istiyor deyince. Ben sesimi çıkarıp da hayır bu söz yalan. Beni de şahit gösterdi diyor. Adam kral seçildi. Emanullah böyle kral seçildi. Sonra Türkiye'ye geldi Mustafa Kemal'in talimatıyla. Afganistan'da onun inkılaplarının benzerini yapmaya kalkıştı, devirdiler. Afgan halkı Türk halkından daha dirayetli çıktı. Şimdi bunlar niye anlatıyorum? Haysiyetli millet nerede bir haksızlık görürse o haksızlığa karşı çıkar. Bu İslam'ın prensibidir de. İslam'ın bir yerde bir yanlış gördüğün zaman elinle veya dilinle düzelt. Gücün yetmiyor da elinle veya dilinle düzeltemiyorsun. Kalben buğz et. Bak bak hiçbir şey yapamıyorsan kalben buğz et. O zulmü, o haksızlığı hazmetme, tabii addetme, tabiileştirme kendin için. Bunun manası budur. Diğer taraftan İslam'a aykırı bir şey görüyorsan ona mutlaka müdahale edeceksin. Çünkü marufu emretmek, münkerden nehyetmek gücü nispetinde her Müslüman üzerinde farzdır. Bunun da manası sade Müslüman üzerinde, sade senin vatandaşın üzerinde bunu yap demek değildir. İslam alem şumul bir dindir. Milletler üstü bir dindir. Milletler üstü bir davadır. Şimdi bu mantıkla yaşayan imparatorluktan bir iki misal verdim. Mesela Macar ihtilalcileri de Türkiye'ye sığınmışlardır. Rusya'ya isyan ettiklerinde. Osmanlı onlar da vermemiştir. Tökeli İmren'in köşkü Tekirdağ'da hala duruyor. Hem buraya kabul edilmiş, hem adamlara maaş verilmiş. Hatırı sayılır bir misafir olarak tutulmuştur. Buna mukabil size Cumhuriyet devrinden bir misal vereyim. Değil öyle Polonyalı'yı, değil öyle Macar'ı, Müslüman olmayan bir kitleyi. Alman Harbi nihayetinde 417 Azeri Rus esaretinden kurtulmak için Alman ordusuna destekçi olmak töhmetiyle Ruslar tarafından idam edilecekken kaçtılar, Kars üzerinden Türkiye'ye sığındılar. Sene 1945. Geçen gün Başbakan bu hadiseyi anlattı, biraz yanlışı var. 146 kişi diyor.
Ben 70 senesinde yayınlanan Moskov Mezali isimli kitabımda bu meseleyi bir yüz karası olarak yazdım. İsteyenler bakabilirler. 417 Azeri Ruslar tarafından idam edilecekleri için Türkiye'ye sığındılar. Burası gene çok sıcak oldu. Ben ceketimi çıkarayım müsaade ederseniz. Şu sandalyenin arkasına atarsan iyi olur. Dur bir dakika, öyle çek beyler. Terledim çünkü. Evet. Bu 417 adam hudutta tutuldu. İsmet Taşı'ya haber verildi. Benim kitabımda tafsilatınızı okursunuz. Bunları iade etti Türkiye. O adamlar yalvardılar. Bizi siz öldürün. Karşı tarafa teslim etmeyin. Köprünün üzerinde teslim ettiler. Köprünün nihayetinde bunların 417'sini de bizim askerlerin gözü önünde Ruslar kurşuna dizdi. Aha cumhuriyet, aha imparatorluk. Birisi Polonyalı'yı alıyor, koruyor. Rusya'nın tehdidine aldırmadan, harp tehdidini aldırmadan iade etmiyor. Macar'ı alıyor, iade etmiyor, harp tehdidini aldırmıyor. Öbürü Müslüman ve Türk kardeşini Rusya'ya teslim ediyor ve köprünün öbür ucunda hepsi kurşuna diziliyor. Tafsilatını kitabımda okuyabilirsiniz. Burada bu kadar yeter. İşte bu zihniyet, imparatorluk başka bir bakış açısıdır. Emperyal. Ey millet! Bir gün bunu anlayacak bu millet. Senin emperyal bir vazifen var. Emperyal bir vazifen var. Çünkü senin o otoriteyle sükunet ve huzur sağladığın coğrafya, sen bu vazifeyi terk ettikten sonra bir türlü huzur ve sükuna kavuşmamıştır. Orta Doğu denilen coğrafyada bir otorite boşluğu vardır. Bunu bir zahirde, bir de batında konuşalım. Suriye meselesini anlamak için bu çok mühimdir. Zahirde şudur. Filistinler biz ettiğimizi çekiyoruz diyorlar. Çok görürsünüz Kemalistlerin iddialarını Arap ihaneti diyerek. Bu yalandır. Araplar bize ihanet etmiş değildir. Araplar içinde hainlik yapan insanlar çıkmıştır. Bu bir milleti itham için asla kafi değildir. Böyle olmadığı gibi bizim yanımızda Çanakkale'de Arap taburları var. Yunan harbinde bile Araplar var. Terk ettiğin halde orayı. Bu asla doğru değildir. Bunu da Filistin kitabımda uzun uzun anlattım. Ama kendileri diyorlar ki biz Osmanlı'nın kıymetini bilemedik. Hatamızın cezasını çekiyoruz. Ey Osmanlı, gel bizi kurtar. Peki millet nasıl? Onu da size bir misalle anlatayım. Gurbetteyken, yani vatandaşlıktan atıldığım safhada, bir Ramazan günü Cidde'de sahur yemeği yiyordum. Ben böyle halktan insanlarla konuşmayı çok severim. Çünkü halk basit ve doğru düşünür. Çapraşık, bulanık düşünen münevverlerdir. Çünkü unutmayın, Türkiye'de iki kaynak sakattır. Bunun biri para, biri ilimdir. Para haram ile malüldür, ilim fesat ile malüldür. Bu ikisinden nasibi çok olanlar için de sağlam adam çok azdır. Zengin de sıkı Müslüman çok az. Yok denecek kadar. Okumuş da, profesör de, dindar. O da çok azdır. Çünkü kendini kurtarmak zordur. Bu iki kaynak
fesat ile maludur. Biri haramla, biri fesatla maludur. Halk saf düşünür. Okumamış halk saf düşünür. Hele şuuru ifsad edilmemiş, bu batıl fikirlerden haberi olmayan insanlarda bu daha barizdir. Berrak su gibidir, kaynak suyu gibidir. Karşımda birisi, Konyalı biri açmış, etli ekmek yiyor. Ona selam verdim, nasılsın, burada ne yapıyorsun dedim. İnşaatta çalışıyorum dedi. Kaç para alıyorsun dedim. 1500 riyal alıyorum dedi. 1500 riyal o zaman 7500 mark ediyor. Yani ne kadar az. Almanya'da çöpçü bile 2500 mark alıyordu o zaman. Bedava çalışıyor. Dedim ki bu parayla nasıl bu lokantada yiyorsun? Hayır dedi, ben inşaatta yemeğimi pişir yerim. Ramazan diye bir lokantaya gideyim dedim dedi. İyi güzel. Bu kadar az para kazanan adam ezik olması lazım. Ezik. Öyle ya. Yani ekonomik bakımdan hür olmayan adam fikren de kolay kolay hür olamaz. Ezik olur. Peki nasıl görüyorsun bu memleketin ahvalini dedim. Bunlar aptal abi, aptal dedi. Dedim ki hem ekmeklerini yiyorsun hem aptal diyorsun bunlara. Bu nasıl iş? Yakıştı mı? Dedi ki nasıl demeyim ki dedi. Bütün Suud halkını şu ciddedeki evlere doldursalar evlerin yarısı gene boş kalır dedi. Hala bize ev yaptırıyorlardı. Bu söz doğru. Mekke'ye giderken, Cidde'den Mekke'ye giderken 200 bin insan barındıracak kule gibi evler yaptılar. Çöldeki adamlar oraya yerleştireceklerdi. Onlar biz gökyüzünü görmeyen binada kapalı yerde duramayız dediler. İncin top oynuyor orada. O şehri ben gezdim. Bir tane göçebe Arap gelip yerleşmemiş. Başka bir şey gördüm Cidde'de. Fransız evleri diye evler var. Bunları erken bitirdi diye Fransızlara bahşiş verdi. Bilmem kaç milyon dolar Suud Kralı. O evlerin de yarısı boş. Adam haklı. Ama ne diyeyim? Hem ekmeklerini yiyorsun hem de böyle diyorsun dedi. Ne yapayım demeyeyim de dedi. Bütün Cidde, Suud halkını bu Cidde'deki evlere yerleştirseler gene boş ev kalır. Hala bize yeniden ev yaptırıyorlar. Niye acaba dedim. Niye acaba bunu ya? Sebep ne? Onlar dedi maksadı gösteriş. Bizde böyle gökdelenler var falan demek ama dedi. Aslında dedi bu evlerde biz oturacağız. Sen nasıl oturacaksın dedim. Dedi ki bu Araplar dedi bu Yahudilerden öyle bizar olacaklar ki bize dönüp diyecekler ki ey Türk milleti ben ettim sen etme beni affet de gel bu Yahudiden kurtar. Biz buraya barış gücü olacağız olarak geleceğiz dedi. O zaman Kıbrıs harekat dolayısıyla barış gücü sözü çok yaygındı. Barış gücü olarak geleceğiz buraya dedi. Bu 750 mark alan bir işçinin düşüncesi, tahavvürü, tahayyülü. Başka bir misal vereyim size. Medine'de bir arkadaşın dükkanında oturuyorum. Bunlar aklınızda kalır ve manidar hikayelerdir. Biraz bahsi dağıtıyorum ama. İçeriye bir Karadenizli girdi. Ha bu adama sordum nerelisin? Bizim Karadenizler böyle çok kaya dağdan dağa atlama alıştığı için büyük hayal kurar. Adam dedi ki ben Denizliyim. Denizliliyim. Ummazdım Orta Anadolu'dan birinden bunu. Çünkü iklim karaktere çok tesir eder. Karadenizli sonsuz denize bakıyor. Kayserili Erciyes Dağı'nın dibinde siniyor bir taş kafama düşer mi diye. Psikolojilere tesir eder iklim.
Bu ayrı bir bahistir. Belki bir derste anlatırım size. Bu Karadenizli. Beni de tanıyor. Dükkandan içeri girdi. Ben bir halı dükkanda oturuyorum. Ya abi sen gene geldin mi dedi. Lan ne, sen ne karışıyorsun? Ne demek geldin mi dedi. E gelin gideysin buraya ama hep boşuna dedi. Lan ne demek boşuna? Ben burada peygamber ziyarete geliyorum. Ya onu herkes yapayım dedi. E ben ne yapayım dedi. Lan geç başımıza da bu memleket teslim alalım dedi. Kazma kürek çalışan bir işçi. Geç başımıza da bu memleket teslim alalım dedi. Lan senin elinde kazma kürek nasıl teslim alacaksın dedim. Suud polisini gösterdi. Ha kumar adını gibi adana bak dedi. Kumar zakkum ağacına derler Karadeniz'de. Gövdesi eğri büğrüdür, zayıf. O da zayıf bir asker. Ha dedi, kumar adını gibi askere bak dedi. Ben ona dedi, hüviyet gösteriyorum da onu ters tutayım. Resimden bile anlamayın Dursun Saz'ın dedi. Elinde otomatik silah. Ha bu herif mi otomatik silah kullanacak dedi. Ula bunların elindeki silah dedi. Ben kafasına bir tokma kururum alırım elinden dedi. Bunların elindeki silah bize yeter dedi. Dedim ki sen ne diyorsun be? Burada bir hükümet var. Dedi ki vallahi Kadir ağabey dedi. Sen iyi düşünmeyesin dedi. Biz burada olduk 150 bin kişi dedi. Ha bu memleketi teslim alma bizim 10 bin kişimiz fazla gelir dedi. Lakin dedi biz burayı alma alırız da idare edemezdik dedi. Ha böyle senin gibi akıllı bir adam başımıza geçse de ben hesabını yaptım. Siz almasını idaresi benden desen dedi. Aha yürüyecek dedi. Bu bir kazma kürek çalışan adam. İlk defa 1962 senesinde ihtiyarlığın alameti böyleymiş. Hatıralar zihne bir şey anlatırken hücum edermiş. İlk defa ben bir haç kafilesi tertipledim 62 senesinde. O zamana kadar hacca gidilmezdi. 62 anayasası her vatandaşa senede bir defa yurt dışı hakkı tanıdı. Biz de iki arkadaş bir şirket kurduk. 900 adam götürdük. Man, giriş kapısı Suud'un. Orada otobüsler durdu. Doğru düz yol da yoktu. Çölden gidiyorduk. Abdülhamid'in cennet mekan tren yolunu takip ederek. Yol yok. Yoktu o zaman. Man'da gümrükçiler. Otobüsleri durdurduk. Herkes bavulunu indirsin. Muayene olacak dedik. Biz gittik çadıra. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mineyi belet hazretüküm. Hangi şehirdensiniz? Hepsi İstanbul değil ama biz aklımıza öyle geldi. Min İstanbul dedi. İstanbul. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Bunlar İstanbul'dan hacı geldiğine inanamıyorlar. Çünkü yıllarca gelmemiş. Kucağımızdan hemen başlarındaki adam birine al şu pasaportları, bas damgayı. Teşrif çay, çay içersiniz, kahve içersiniz, kahveler, çaylar bize bir itibar ki yani. Çöl içinde görülmemiş bir itibar. Pasaportları şey yaptılar. Biz dedik gidelim de bir memur verin. Bavullarına baksınlar. Ne memuru dediler. Kalkın gidin ya. Yolunuz açık olsun. Geldim dedim ki kaldırın bavullarınızı. Bir Rizeli Hacı dedi ki bakmadılar onlara dedi. Dedim ki bakmayılar dedim. Niçin? Ya bize güveniyorlar dedim. Biz onların eski efendileriyiz dedi. Ula ha bunu bilseydim dedi. Ha bu bağla biraz silah koysaydık biz buraya yeniden teslim alırdık. Hacının aklına gelene bak. Sen Kemalizm bir üst yapı meselesidir. Küflenen bir peynirin yüzü gibi. Altı sağlam aynı peynirdir. İdarecisini bulsun bu millet yine o millettir. At binicisine göre netice verir. Millet de idarecisine göre. Peygamber aleyhissalatü vesselam ennâsu alâ dîn-i mülûkîn buyuruyor. İnsanlar idarecilerinin
meliklerinin dini, meşrebi, mezhebi, tavrı, anlayışı üzeredirler. Milletimiz de balık başlayan kokar der. Baş bozuk, millet bozuk. Baş düzelir, millet bir günde düzelir. Bunun tarihte en iyi misali 4. Murat'tır. 4. Murat tahta çocuk geçti. Yeniçeriler tahtını Topkapı Sarayı'nda bahçeye çıkarttılar. Sadrazam parçaladılar önünde. Tahta kanı sıçradı. Ama o çocuk padişah 18 yaşına gelip 250 garokka güzle talip yapar hale gelince Sultanahmet meydanına çıktı. Bir yeniçeriyi bir kılıç darbesiyle, atıyla, kendisiyle ikiye beldi. Bitti. Aynı yeniçeriyle Bağdat'ın fethine git. Ravan seferine git. Millet budur. Başını bulamadığı zaman ne yapacağını bilmez. Başını bildiği zaman kükremiş aslana döner. Çünkü bizim milletimizin anasından emdiği sütüyle, babasından aldığı sülbiyle mahiyeti asliyesinde cihat var, hareketlilik var. Allah bizi İslam'dan 2000 yıl evvel başlatarak cihadın antrenmanına soktu. Bir Atilla'yı düşünün, Hun hükümdarı. İki defa Roma'yı çiğnedi, Avrupa'yı çiğnedi, Roma'yı haraca bağladı. Bunu İslam adına yapmadı. Ama bu meğer bir antrenmanmış. Cihad için bir antrenmanmış. İki milleti ben ilahi bir surette vazifeli görüyorum. Biri bizim milletimiz, birisi de Araplar. Onları lisan antrenmanına soktu. Allah en nihai iradesini Arapça göndermeyi murad ettiğinden onları belagat, fesahat, talakat meyli verdi. Yarıştırdı. Arapça murad-ı ilahi isabet edebilir bir zenginlik kazandı. Bizim milletimiz de harbin, darbin, cengin, cidalin, kavganın antrenmanına soktu 2000 yıl. Çünkü İslam'ın temsilciliğini, cihadını ona verecek. Ona nasip edecek. Düşünün. Hulefai Raşid'in devri 30 sene. 95 senede devlet-i Emeviye. Netti 125. İslam tarihi 1450 sene. Emevilerin, Abbasilerin ordusu Türk. İspatı Samarra şehri. Halife Mutasım ordusunu Türklerden kurdu. Ve Samarra şehrini onlar için kurdu ki Araplarla karışırlarsa şehvetli Arap kadınları bunların cengaverliklerini bozar, eve bağlar diye. Bunu yapan bir Arap. Arap halifesi. Bu demektir ki Abbasilerden itibaren İslam'ın müdafası Türklerin omuzunda. 1400 yıllık İslam tarihinin 1200 senesi. Bu şansla, talihle olmaz. Bu tesadüfen olmaz. Bu maye-i asliyesinde bir dirayet olmadan olmaz. Bu ilahi tayin ve takdir olmadan olmaz. Biz bu işi öyle ciddiyetle yapmışız ki biz bu makamdan çekildikten sonra birisi bizim yerimizi doldurmaya cüret edemedi. Şerif Hüseyin halife olmak istedi, Araplar karşı çıktı Kudüs Kongresi'nde. Hilafet kitabımı okuyun görün. Kral Faruk Mısır'da halife olmak istedi, kendi milleti kabul etmedi. Bu zahirde böyle. Batında da diyorum ki Allah-u Azimüşşan yerimize tayin yapmadı. O yeri bizim için boş bekletiyor. O yeri bizim için boş bekletiyor. Şimdi Suriye ile alakalanma o yere gitmek istikametinde bir omuz başından baş çevirmedir. Hafif. Bunun manası bence budur. Allah yerimizi boş bıraktı. Neden? Bir memur düşünün. Ölmüş. Onun yerine hemen birini tayin ederler. Çünkü geri gelmeyecek.
Bir memur düşün hasta. Yerine tayin etmezler çünkü adam geri gelecek. Biri vekaleten bakar. Ama o makam boş durur. Eğer bizim de geri gelmemiz melhuz olmasaydı, muhtemel olmasaydı, mümkün olmasaydı, ilahi takdire muvafık olmasaydı, Allah birine ruhsat tursat verirdi. 1924'ten bu yana İslam alemin lidersiz. Biri bu işi ben yapacağım derdi, çıkardı Allah'ın halk ettiği sebeplerle başarılı da olur, orayı doldururdu. Talip olanlar bile bunda başarılı olamadılar. Demek ki bunun sahibi geri gelecek. Bunu size bir Türkmenistan'ın yakın arkadaşlarımdan birine anlattığı bir sözle tavzih edeyim. Belki duyanınız vardır. Japonya'da güzel bir Osmanlı camii yapan Hilmi Şenalp bir de Aşkabat'ta bir cami yapmıştır. Osmanlı stili. Şimdi Berlin'de de yaptı. Güzel bir mimardır. O bana anlattı. Aşkabat Camii yapılırken mühendisleriyle caminden ayrılmışlar, şehre girmişler. Asfaltın ortasında Şab-ı Emret, yani tüyü tüsü bitmemiş bir genç. Ergenlik çağına gelmiş ama henüz sakalı çıkmamış, bıyığı çıkmamış. Buna Şab-ı Emret denir. Yol ortasında dikilmiş de, ağabeyler size bir şey sorabilirim mi demiş. Hilmi Bey buyur sor demiş. Siz Türk müsünüz? Evet. Türkiye'den mi gelmişsiniz? Evet demiş. Türkiye'de hatun kişiler başlarını örtürler mi demiş. Bunlar demiş ki örtüyorlar. Bacaklarını örtürler mi demiş. Örtüyorlar demiş. Vallahi ağabeyler kusura bakman ama demiş. Siz doğru söylemiyorsunuz. Ben televizyon seyrederim demiş. Ben görürüm gerçekleri demiş. Size mahsus sordum demiş. Siz Ruslaşmışsınız demiş. Onun için batılaşmak Ruslaşmak. Siz Ruslaşmışsınız demiş. Halinize bakırım. Sizden hiç ümit var olamıyorum demiş. Lakin eve gidip düşünürüm. Bunlar düşman işgali de gördüğü halde Allah o düşmanlara ruhsat fırsat verip de mukaddes emaneti bunların elinden aldırmadı. Peygamberin hırkası sizde, kılıcı sizde, bir çeşitli mukaddes emanetler sizde. Eğer siz İleride adam olacak olmasaydınız, bunları Allah birine fırsat verir, elinizden aldırıldı. O ki onları sizde kodi, demek siz adam olacaksınız demiş. Boynumu ekmiş, o günü beklerim demiş. Bu İslam dünyasının hissiyatına tercümandır o çocuk. Ferdin sesi değildir bu. İslam dünyasının sesidir. Boynumu ekmiş, beklerim diyor. Çünkü mukaddes emanetleri sizden kimse alamadı. Onları Allah size muhafaza etmeyi nasip etti. Sizin evinizde bulundurdu. Benim evimde bir sakalı şerif var. Ona sahip olduğum günden beri ev benim gözümde biraz kâbeleşti. Peygamberimiz sakalı var. Bunun gibi. Bu İstanbul'a en büyük şeref emanat-ı mukaddesedir. Belki içinizde gidip ziyaret etmeyen de çoktur, o başka. Ayağına gelmişken. Her neyse. Bu istikamette alem-i İslam'ın bunu beklediğine dair size o kadar çok misal veririm ki bu sohbet bununla dolar. Bilin ki bende böyle yüzlerce vaka var. Bir tane daha söyleyeyim de bunu kapatayım. Ben anamın köyünü görmemiştim. Şurada 3-5 sene evvel biri köyün adı geçti. Galeara eski köy adı. Ya dedi ben seni götüreyim oraya bir gör. Ama anam şehirde doğmuş büyümüş. Ama aslı orada.
gittik. Soruyorum annemin sülalesini tanıyan var mı bilmem ne derken bir ihtiyar çıktı. Ebey hasbihal ettik. Oraya o köyden benim gibi ziyarete gelen bir mühendis. O da İstanbul'da oturuyormuş. Bak istesen karşılaşamazsın orada. Randevulaşmış gibi. O da geldi. Bir şey anlattı. Açıldı dünya ahvalinden. Köylüler beni bulunca soruyorlar. Dedi ki Rusya yıkıldıktan sonra Türkmenistan'a ben elektrik mühendisi olarak bir şirketle gittim. Orada çalışan bir Türkmen mühendis dedi ki benim anam tarih profesörü. Burada üniversitede tarih okutuyor. Bana ısrar ediyor ki şimdi buraya Türklerden insanlar geliyor. Onlardan bir kısmını birkaç tanesini al da bizim evde bir ziyafet verelim de ben Türkiye'li Türkler bir göreyim. O bize anasının bu teklifi üzerine davet etti. Biz 5-10 mühendis gittik. Tarih profesörü de bize hizmet ediyor. Türkler gelmiş Türkiye'den diye. Biraz sonra sohbet. Kadın dedi ki dedi. Men Osmanlı tarihi okuturam. Menin okuttuğu tarihteki insanlara benzemiyorsunuz. Bizim milletimiz de ecdadına benzemiyor. Bizi Ruslar bozdu. Biz Rus işgali gördük. Benim bildiğime göre siz işgal görmediniz. Sizi kim bozdu? Siz bu sualı kendinize sorun. Ecdatla aranızdaki farkı gördükçe. Sizi kim bozdu? Cevap veremedik diyor. Biz Rus işgali gördük. Bizim bozulmamız normal. Ben bunu anlıyorum. Çünkü Rus bizi tahrip etti. Kültürümüzü, inancımızı, her şeyimizi tahrip etti. Düşmandı. Siz düşman istilası görmediniz. Sizi kim bozdu? Bizi içeride teşhisi güç olan gavurlar bozdu. Bu daha tehlikelidir. Hariçten gelen düşmana herkes karşı tavır alır da içeriden zuhur edeni anlamak zordur. Gelelim Suriye meselesine. Demek oluyor ki Türkiye'nin Suriye ile ilgilenmesi Osmanlı istikametinde atılmış bir adımdır. Osmanlı istikametinde atılmış bir adım Kemalizm'den bir adım daha uzaklaşmadır. Bazı çevrelerin kızgınlığının sebebi budur. Hem insani sebeplerle hem de tarihi sebeplerle bu ilgilenme yerindedir. Başka bir şey söyleyeyim size. Eğer bunu tarihi derinliğiyle anlatırsam bu hafta başka bir şey söyleyemem. Amerika Nixon zamanında İran Şahı'na bir vazife vermişti. 10. paralele kadar kontrol etmek. 10. paralele kadar. Çünkü petrol bu 10. paralelle onun kuzeyindedir. Suud petrol de böyledir, Yemen de böyledir, şu da böyledir, bu da böyledir. Şah bu plan üzerinde yürürken devrildi. Devrilme sebeplerinde bunun rolü var mı? O ayrı bir bahis. Ama kanser olduğu için, kanser 2 senelik ömür biçti Amerikalılarına. Kendisinden sonra bir buhran çıkacağını düşündüler. Onun için ona karşı ihtilalle bir başka aileyi kral yapmak istediler. Lakin Amerikalılar bizden hem anlatmak istiyorum hem de bahsi dağıtmaktan korkuyorum. 2 şey öğrendiler. Birisi şudur. Eskiden bizde fabrikasyon anahtar yoktu. Bütün kilitler elle yapılırdı. Elle yapılan kilide bir başka anahtar asla uymaz. Nur Osmaniye'de Kılıççılar Çarşısı vardır. Amerikan Beyaz Sarayı'nın bütün kapılarının kilidi orada yapılmış gitmiştir. Hiçbir
Anahtar bir başka kapıyı açmaz. Çünkü el yapmasıdır, mutlak aynı olmaz. Şimdi sizin cebinizdeki yale anahtar en az 10 bin tane basılmıştır. Yani İstanbul'da, Türkiye'de sendeki anahtardan 10 bin tane vardır. Fabrikasyon kalıptan çıkıyor. Öyle 10 tane anahtar için kalıp yapmaz adam. Kilidi de ona bağlı çünkü. Bu Türkiye'den öğrenilmiştir ve Beyaz Saray'ın kilitleri elle yapmadır. Bir şey daha öğrendiler. Sultanahmet devletin iç bünyesindeki bozukluğu gördü. Bu devletin istihbaratına güvenilmeyeceğini gördü. Olduğu gibi devletin istihbaratını yerinde bıraktı Dolmabahçe Sarayı'nda. Onlara oyalanacak birkaç mesele iş havale etti. Yıldız da şahsına bağlı bir istihbarat kurdu. Ama dünyada istihbarat bundan daha mükemmel olamaz. İngilizlerin İspanya Büyükelçisi vefat etti, kasası açıldı. Çelik kasasında Abdülhamit'le muhaberatı çıktı. İngiliz Büyükelçisi'nin Madrid'deki Büyükelçiyi satın alıyor. Büyükelçilerin kumar tahsisatı var. Hangi diplomatı satın almak istiyorsa onunla kumar oynuyor, mahsus yeniliyor. Rüşvet diye değil, kumar kazandı da oldu oluyor. Rüşveti kumar yoluyla veriyor. Size Abdülhamid'i anlatırım inşallah başka bir derste. Bunu da ondan aldılar. Her başkan değiştiği zaman Amerika'da onun partiden, hariçten güvendiği adamlardan 200 ile 500 kişi arasında müstakil bir istihbarat kurar. Onlar başkanla gelir, başkanla giderler. Onlar devlet memuru değildir. Başkanın tahsilatından maaşlarını alırlar. Nerede güvendiği adam varsa onu alır. Üniversite profesörüdür, diplomattır, şudur bu da hiç fark etmez. Bu da Abdülhamit'ten öğrenilmiş bir iştir. Şah kanser olduğu sabit olunca, çünkü her yaz Amerika'da check-up yapıyordu. Kanser olduğu sabit olunca ona karşı devletin normal istihbaratı bir ihtilal yapmayı planladı. Çünkü Şah'ın babası da bir ihtilalle iktidara gelmişti. 1926'ya kadar İran'da, İran Müslüman olduktan sonra hiçbir Fars ırkından adam idareci olamamıştır. Daima Türklerin idaresi altında yaşamışlardır. Safeviler de böyledir. Yıkılırken de Kaçar Hanedanı vardı. Kaçar Hanedanı İngilizlerle petrolü bölüşmeye razı olmadığı için İngilizler Rıza Şah Pehlevi İran ordusunda bir albaydı. Ona destek verdiler, ihtilal yaptırdılar. İlk defa İran'da Pars ırkından bir adam kral oldu. İkinci oğluydu, o da Rıza Şah ve kanser oldu. Buna karşı gene babasını iktidara ihtilalle getirdikleri gibi bir ihtilal yapmak istediler. Fakat başkanın etrafındaki istihbarat buna karşı çıktı. 1926'nın şartları değil. Bunu yaparsanız halkın arzusu rağmına olacağı için bir müddet sonra o itibarını kaybeder. Bir diğer sebep de Şah toprak reformu yaptı. Beyaz İhtilal diye bunu anlatan kitabı da Türkiye'de çevrilmiştir. Toprak reformu en çok din sınıfına dokundu. Çünkü İran'daki mollalar İslam'ı sade bir meselede değil, bin meselede yanlış tatbik ederler. Osmanlı'da harpten alınan ganimet şer'i esaslara göre beşte biri devlete aittir. Buna Pençik Kanun denir. Pençik Farsça bir kelimedir.
Ama Farslılar Arapça bir kelimeyle buna hubus derler. Beşte bir. Lakin harp ganimetine ait olan bu kaideyi İran'da mollalar insanların normal halkın gelirinden alır. Evet. Aynen kilise vergisi gibi İran'da halkın gelirinden beşte bir mollaların sahip olduğu teşkilata gider. Ve bu mollalar İran'da en büyük arazi zenginidir. Şah dine dokunmamıştır. Mollalara dokunmamıştır. Bunun üzerine mümahişler olmuştur. Bu mümahişlerden birinde Hümeyni'nin oğlu ölmüştür. Şeriat medarı ona dokunulmasın, ceza verilmesin diye ayetullahlık sıfatını vermiş. Yetmemiş Irak'a kaçırmış, yetmemiş Türkiye'ye kaçırmış, Türkiye'de oturduğu bir müddet vesaire. Şimdi söylemek istediğim şu, Şah bu Amerikan planını yapamadı. Devrildiği için. Devrilme sebebi başka bak, o sebepler anlaşılsın diye bunları söyledim. Bu planı yapamadı ama Amerika bu planın arkasını bırakmadı. Büyük Orta Doğu Projesi denilen proje, o Nixon zamandaki bu projenin yerine ikame edilmiştir. Bunun adına Büyük Orta Doğu Projesi denilmesi sizi yanıltmasın. Bu aslında İslam alemi projesidir. Çünkü Endonezya'dan Fas'a kadar Orta Doğu değildir. Bu Orta Doğu, Yakın Doğu, Uzak Doğu, Amerikan sözüdür. Amerika'ya göre Avrupa doğudur. Bizim bulunduğumuz mıntaka Orta Doğu'dur, Endonezya vesaire Uzak Doğu'dur. Bu Amerikan edebiyatına göre yerleşmiştir. Ama Orta Doğu hiçbir zaman Endonezya'yı ve Fas'ı içine almaz. İslam dünyası derse Müslümanlar rencide edeceği için Orta Doğu projesi diyor. Şah'ın yerine Amerika bizi koymak istedi. Bu iş Clinton'la bozuldu. Çünkü Clinton bunu terbiye ediyordu. Bu Yahudi'nin işine gelmediği için Clinton'ın koynuna Monica diye bir kadını soktular. Gizli kameraya aldılar. Clinton'ı istifaya zorladılar. Müddeti bittiği için kâh ağladı, kâh güldü, idare etti. Ama ondan sonra Clinton'ın parti seçimi kaybetti. Clinton'ın partisinde bir hareket. Türkiye hilafeti geriye getirsin. Bakın size çok öz söylüyorum, bahis bununla bitmesin diye. İsterseniz bunu müstakil anlatırım. Hilafeti geriye getirsin. İstanbul'da bir hilafet merkezi olsun. İslam dünyasını Türkiye'nin liderliği altında birleştireyim. Petrolü taşeron vasıtasıyla kullanayım. Çünkü Amerika'nın bir günde kullandığı petrol, Türkiye'nin 30 senede kullandığı petrole eşittir. Size garip gelmesin. Dünyada 80 milyon varil petrol çıkar günde. Bunun 22 milyon varilini Amerika kullanır. Dörtte birini. Bu 22 milyon varilinde yarısını kendi çıkarır, yarısını dışarıdan alır. Bütün dünyanın kullandığının dörtte biri Amerika kullanır. Bunun ne kadar petrole ihtiyacı olduğunu düşün. Suudi Arabistan 5,5 milyon varil petrol çıkarır. Petrol zenginidir. Amerika 12 milyon varil petrol çıkarır günde. Petrol fakiridir. Orta Doğu Amerika'ya petrol yüzünden lazımdır. Lakin Demokrat Parti iktidardan düşüp de Cumhuriyetçi Parti gelince bu Yahudi desteğiyle olmuştur. Cumhuriyetçi Parti Amerika'da mutlak Yahudi'ye ram olan bir partidir. Demokrat Parti ise Yahudi aleyhtarlarının toplandığı bir partidir. İki devre Bush'lar,
İki devre araya girince bu akamete uğradı. İşte medeniyetler, ne diyorlar, medeniyetler arası uzlaşma mı, her neyse. Yani bunlar hepsi onların yan kuruluşlardır. İslam dünyasının liderliğidir. E sen de Türkiye'nin başında olsan petrolü Amerika alacakmış. Yani benim alınacak petrolüm yok. Yani bunu Arap şeyhleri Avrupa'da sefahatte yiyorlar. Yani Amerika Suud'da ortak olduğu gibi başka yerde de ortak olsa benim ne kaybım olur? Ama ben hüviyeti asliyeme onun paraleline düşmekten dolayı dönebiliyorsam bal tutan parmak yalar derler. Kendi istifadem bakarım. Lakin Cumhuriyetçi Parti gelince bu iş akamete uğradı. Cumhuriyetçi Parti Irak'taki hadiseler dolayısıyla, Afganistan'daki hadiseler dolayısıyla itibar kaybedip de yoklamalarda %25'e düşünce %75 Demokrat Parti. Yahudi Obama gibi birisini oraya aday yaptı ki o %75'ler insin 50'nin altına diye. 52'de kaldı. 75'ten 52'ye düştü. Yani Obama yüzünden Demokrat Parti'nin seçim kaybetmesine sebep olamadı. Yahudinin böyle hesap yanlışı yaptığı tarihte neler var? Dünyada en çok çingeneler sürülmüştür. Sonra da Yahudiler. Fazla akıllı zannetmeyin onları. Düşmanlarının onlara biçtiği rol sayesinde dünyada belli meselelerde hakimiyet tesis etmişlerdir. Bunu ben burada anlattım zannediyorum. Onun için en çok, en aşağı 1000 yıl sürünmüşlerdir. Böyle bir millet yok başka. Çok akıllı olduklarını sanmayın. Ama çok güçlüler dünya siyasetini. 3 şey kullanırlar. Birisi para. Silahtır onlar için. İkincisi felsefe. O da silahtır. Milleti ifsad için. Şimdi bir üçüncü silah keşfettiler. Gıda. Gıda da Yahudinin silahıdır. Bu silahları nasıl kullandıklarını başka bir zaman müstakillen anlatırım. Ama Yahudi Amerika'da kendi aleyhtarı olan bir partinin iktidar kaybetmesi için Obama'nın adaylığını temin etti. İstemediği partiye halkın istemeyeceği bir adam. Müslüman diye itham edilen, zenci diye itham edilen bir adam buraya aday olursa seçimi kaybeder Demokrat Parti diye hesap etti. Kaybetmedi. Buna rağmen Obama onların korktuğu şekilde Clinton'ın bıraktığı icraata devam edemedi. Neden? Hem güçlerinden korktu. Çünkü bu kadar az tecrübeyle Amerika'da başkan olmuş tek adam buldu. Bir devre senatör oldu, ikinci devre başkan oldu. Böyle bir şey Amerikan tarihinde yoktur. Bu bir. İkincisi Yahudi desteğiyle başkan olduğunu zannetti. Onun için ilk başkan yardımcısını bir Yahudi tayin etti, partisi isyan etti, rakibi olan Clinton'ı mecbur kaldı hariciye vekili yaptı. Şimdi de bıçak sırtındadır. Belki bu devre kazanırsa bir daha kazanması mevzubası olmadığına göre bu söylediğim planı avdet eder. Peki Amerika İran Şahı'nın yerine Türkiye'yi koydu da Türkiye'yi alem-i İslam'ın yeniden lideri yaparak onun vasıtasıyla petrolü istismar etmek istiyor da niye Suriye karşısında Türkiye'yi yalnız bıraktı? Bunun iki sebebi var. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi Amerika'da seçimlerin olması. Seçimler yüzünden Amerika dışında bir harekatta Amerikan askerini harcamak, Amerikan dolarını harcamak umumi efkardan menfi tesir bırakıyor. Yani sen bizim evlatlarımızı vaktiyle Kamboçya'da harcadın, sonra Afganistan'da harcadın, sonra İran'da, Irak'ta harcadın diye tenkit oluyor. Ne menfaatimiz var orada, ne gereği var diyorlar. Aynı bizim Kemalistler gibi. Cihan devleti olmanın
nizamul alam endişesiyle büyük devlet olmanın icabını kavrayamıyorlar. Bundan dolayı seçim üstü Amerika oraya müdahale edemez. Suriye'nin talihsizliklerinden birincisi bu. İkincisi ise Yahudi planında Suriye'nin 3 ayrı devlet haline getirilmesi var. Ben 2002 yılında yazdığım Filistin meselesi kitabımda bunu tafsilatıyla yazdım. Suriye bir güç olmasın. Çünkü Suriye Arap alemiyle İsrail arasında ne zaman harp olduysa en müessir güç Suriye olmuştur. En vurucu güç Suriye olmuştur. Suriye üçe ayrılsın. Sünni, Alevi ve Kürt. Bu İsrail'in menfaatine uygundur. Bu bölünmenin olması için bu kavganın gerekli olduğunu, yani Esad'ın gitmesi lazım geldiğini. Esad gavur ama bölünmeye razı olmaz. Esad'dan sonra birçok baş çıkar ortaya, kavga olur, bu olur diye düşünüyor. Öbür taraftan da korkuyor. Esad'ı devirenler, Sünni Müslümanlar galiben olursa, aralarında da ihtilaf çıkmazsa, Esad onun işine daha iyi gelir, ehvendir. Onun için de Esad'ın aleyhine bir hareketi desteklemiyor. Seyrediyor, Esad sonrasında bir muhalifler arasında bir birlik olmasın ve üçe bölünsün. Yahudinin planı bu. Amerika'nın seyretme sebebi de Yahudinin aleyhine olacak, Yahudinin beğenmeyeceği bir istikamette bir adım atmanın seçim üstü güçlüğüdür. Gene seçime bağlıdır. Çünkü Amerika'da basın organları Yahudilerin elindedir. Bankalar Yahudilerin ellerindedir. Seçimde istediklerini kazandırır, istediklerini kaybettirirler. Hiç olmasa %50. Bu şans vardı. Amerika'nın elini kolunu bağlayan bu iki sebepte. Eğer bu sebepler olmasa Amerika Irak'taki gibi gel benimle beraber buraya gir derdi. Ama şartlar böyle geldi. İran'sa biliyor ki Nusayriler kafirdir. Çünkü Hazreti Ali'nin Allah olduğuna haşa inanırlar. Ben Tahrif Hareketleri'nin birinci cildinde Nusayri, Aleviliğin bir Nusayri kolunu nasıl teşekkür etti, mahiyeti nedir yazdım. Orada görebiliriz. Bunlar mutlak kafirdir. Bağız iktidarıdır bu aynı zamanda. Çünkü Bağız da dinsizliktir. Bağız partisini kuran bir Yahudidir. Michel Eflak Hristiyan Arap olduğunu iddia eder. Partinin 3 temel prensibi vardır. Arapları İslamiyet'ten kurtarmak. Bağız, yani İslam'dan evvelki Araplığı diriltmek. Bağız-ı Vadel Mevt'ten hatırlayın. Arapları İslamiyet'ten kurtarmak birinci madde. İkinci madde Arapları birleştirmek. Üçüncü madde Arapları kalkındırmak. Sen İslamiyet'ten Arapları kopardıktan sonra kalkındırsan ne olur, birleştirsen ne olur? Ebedi hayat yanında bu dünya hayatı bir sineğin konup kalkması kadar bir şey. Ve bu adam aslında Yahudidir. Yahudiliğin ispatı şudur ki Golda Meir'in damadıdır. Size söyledim. Bir Yahudi kendi rızasıyla hiçbir Hristiyana kız vermez. Çünkü Yahudiler çocuklarını doğar doğmaz sünnet ettirirler. Ve sünnetsiz adamı murdar addederler. Bizim cunuba baktığımız gibi. Buna Golda Meir kızını verdiğine göre bu mutlak Yahudidir. Hristiyan Arap olsa vermez. Ama oğlunun adı Muhammed'dir, inat için Atnalı kadar haş taşır boynunda. Bu bir Yahudi işidir Bağız. İki yerde iktidar olmuştur. İkisi de ihtilalledir. Biri Irak'ta, biri Suriye'de. Bunlar da dinsiz, onlar da dinsiz.
bu partiyle kolay kaynaşmıştır. Nusayriler Suriye'de %5'ten fazla değildir. İhtilalle iktidardırlar. Ordularında en az 1/3'ü Ermenidir. Bizim Anadolu'dan teşhir ettiğimiz Ermeniler. 1/3 de Nusayri'dir. Diğer 1/3 de nüfus kağıdı Müslümanıdır. Yani siz Türk ordusunda namaz kılıyor diye atıldı, bilmem ne oluyor diye atıldı. Ve bunlar Suriye örneğidir. Orada başlamıştır bu iş. Hiçbir dindar adam orduda bağdaşamaz. Şimdi Rusya böyle batıl bir yolda olan adamları muhalifleri ehli sünnet diye. Çünkü İhvan-ı Müslümin en ziyade Mısır'da kuvvetlidir. Çünkü lider oradan çıkmıştır. Hasan-ül Benna. Hareket orada başlamıştır. İkinci derecede Suriye'de kuvvetlidir. Hama ve Humus'ta 82'de bir isyan teşebbüsünde bulundular. Bunun babası, Beşer'in babası 50 bin adam öldürdü orada. 50 bin Müslüman. 84 tarihi cami yıktı. Ezdi geçti. Şimdi ben demiyorum ki bugünkü kıyam Suriye'de Yahudilerin Suriye'yi 3'e bölmek için planın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Hayır. Dünya şartları bunu gerektirdi. Artık Mustafa Kemal'in günündeki Türkiye gibi dünyaya kapalı bir ülke yaşayamaz. Mümkün değil. Muhabere vasıtaları dünyayı küçülttü. Dünyayı tek bir havuz haline getirdi. Yahut bileşik kaplar haline getirdi. Dünyada olup biten işleri gören insanlar aynı işleri kendi ülkelerinde de düşünüyorlar. İşte Tunus'a başladı vesaire, Arap Baharı diye gidiyor. Suriye halkı da dünya televizyonu dinliyor, internete giriyor. Nihayet üzerindeki baskıya isyan etti. Lakin hazırlıksız olduğu için ve oradaki gavur rejimi de İran ve Rusya tarafından desteklendiği için işleri güç. Türkiye'de garibim Amerika ile beraber olabilecekken Amerika'nın şu arz ettiğim şartları dolayısıyla yalnız kaldı. Evet, bu yalnızlıktan dolayı Türkiye için bir tehlike varittir. Ben de kabul ediyorum. Ve korkuyorum harbe gireriz, yalnız bırakır bizi dünya diye. Ama risksiz hayat 5 kuruş etmez. Risk almadan hiçbir ciddi netice elde edilmez. Her an biz ölüm riskiyle karşı karşıyayız. Onu düşünerek yaşasak ve evham olur, delilik olur. Halbuki boynumuzda bir idam hükmü taşıyarak anamızdan doğuyoruz. Üstelik müddeti belli değil. Külle nefsin zâikatül mevt, sümeyleyna türcaun. O halde risk almaktan, hesaplı risk almaktan, aptallık değildir risk almak. Hesabını yaparak riske girmek adam olana yakışan bir şeydir. Şehitler ölüm riskine girmiştir. Hepsi ölmemiş. Ölen de ziyan etmemiş gayesine göre. Binaenaleyh risk almaktan çekinmemek lazım gelmekle beraber milletin riskini alan insanların çok ihtiyatlı olması lazım. Ben bu ihtiyatı hükümette görüyorum her şeye rağmen. Ama bir talihsizlik, Rusya Amerika'nın kayıtsız şartsız İsrail'e destek olması yüzünden Arap alemi hasmımın hasmı dostumdur düşüncesiyle Rusya meylettiği için Rusya'nın Orta Doğu'da en çok askeri üssü olan yer Suriye'dir. Diğer taraftan Bolşevik hükümeti yıkıldı ama Rusya yeniden süper güç olma heveslerini taşıdığı için kendi hudutları dışındaki varlığını korumak istiyor. Bunun için kayıtsız şartsız Esed'in müdafiği. Çin
Rusya rakip olduğu halde o da aynı sapta yer alıyor. Çünkü Çin de bütün petrolünü İran'dan alıyor. İran'ın telkiniyle o da Esad'ın yanında. Oradaki Müslümanlar yandı gülüm keten elvası derler ya. Öyle bir talihsizlikle karşı karşıyadırlar. Allah yardımcılar olsun. Lakin şu muhakkaktır ki zulüm payidar olmaz. Bu oradaki idare mutlak değişecektir. Ondan sonrası Allah vere de Amerika'da bu 10. paralel meselesine meyleden bir iktidar ola Türkiye'yi destekleye ve bunun neticesi olarak Suriye'nin bölünmesine engel olma imkanımız ola. Bunu temenni ederiz. Sualde başka ne vardı? Numan'ın AK Parti'ye katılması galiba. Öyle mi? Numan'ın ben çocukluğunu bilirim. Babası ahbabımdı. 77'de ben Trabzon'dan adaydım. Milli Selamet Partisi'nden. O da ordudan. Ben kendi seçim mıntakamı bıraktım. Orduya ona yardıma gittim. Perşembe'de bir hafta günü Perşembe denen kasabasında bir hafta günü miting yaptım. Sinemalarda konuştum. Ertesi sene İstanbul'dan senato adayıydım. O da ordudandı. Kendim burada aday olduğum halde orduya gittim ona yardım ettim. Bir de Abdülbaki Bey vardı emekli hakim ama hafız. Müthiş bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Numan'ın babası Allahu alem bir sahab, veli bir kuldu. Evliya tabiatında bir insandı. Ben onun kadar fukara, hastaya bakan bir doktor tahmin etmiyorum. İşini gücünü bırakıp İlim Yayma Cemiyeti'nde çalışıyordu. Mübarek bir insandı. Numan da ben çocukluğunu biliyorum ki tertemiz bir adamdır. Ben başlangıçta ona Tayyip Bey'le beraber olmasını tavsiye ettim. Bana dediği şu, babamın zamanından beri bizim Erbakan Hoca'ya vefa borcumuz var. Sen bilirsin ama bunun istikbali yok. Bunun istikbali yok. Sağlam olmak başka, iktidar olmak başka. Bakın, benim oğlum Muhsin Yazıcı'ya hayrandı. Bir evladı oldu, adına Muhsin koydu. Evlat 20 aylık öldü. 20 aylık. Bugünkü Birlik Partisi Başkanı taziyete geldi bana. Bize ne tavsiye edersin dedi. Dedim ki, iktidar olmamak şartıyla halisiyetini muhafaza etmek istiyorsan sözün başka, iktidar olmak istiyorsam sözün başka dedim. Tabii ister siyasi parti iktidar olmak için dedi. Dedim ki arana biraz şırık şırık adam alman lazım. Nasıl? Dedim ki tamamen sağlamlı adamlardan bir tekke bile kurulmaz. Cemaat biraz çoğaldı mı araya bir sürü çürük adam karışır. Sen safiyet ölçüsünü dar tutarsan ebedi iktidar olamazsın. Çünkü Allah-u Azim, Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Kemâ tekûn uyvelle aleyküm. Senin iktidar olman için milletin de %100 sağlam olması lazım. Halbuki bu millet yarısı çürük bir elma. Yarısı çürük bir parti iktidar olur. Tamamı sağlam olsa onun önü açılmaz. Milletin liyakatine göredir. Bana göre AK Parti'de çürük adam var diyorsanız iyi ki var derim. Yoksa iktidar olamaz. Garip değil mi? Evet. Gene burada size bir hadi anlatmayayım uzun gider. Ya bu milletin işi haramdan bozuluyor. Haram.
Haramdan kendini koruyan adam çok nadir. Hadi anlatayım bari, bu anlaşıldı, bu sohbet hatıralarla geçecek. 1950'li yıllarda Beşiktaş'ta Sinan Paşa'nın önündeki durakta birisiyle randevulaştım. Onu beklerken yağmur yağmaya başladı. Hemen durakta yeni yapılmıştı bir gazino. Üstü kapalı, önü camlı falan, hala var. Orası bir tekkedir aslında. Neccari tekkesi. Ben orada tekke binasını gördüm İstanbul'a ilk geldiğim zaman. Arkada türbe duruyor, tekkenin içindeki türbe. Oraya sandalye yaslıyorlar. Çay kahve içiyorlar, nargile içiyorlar. Bakarsanız görürsünüz, türbe kahvehanenin duvarı gibi. Oraya yaslanıyorlar. Sinan Paşa Camii'nin bitişindeki. Oraya girdim. Yağmur yağıyor ya. Camdan kolluyorum. Durakta sözleştik, durağa gelecek. Bitişindeki masada iki adam konuşuyor. İster istemez kulak misafiri oldum. Bizim Karadenizler yani fısıltı halinde konuşmaz. Bağıra bağıra konuşur. O da anlattığına göre yomuralı birisi. Bir cinayet işinden kaçmış. İstanbul'a gelmiş. Bu Hacı Osman Bayırı'na doğru. Levent'te bir tek bina yoktu. Bir gece kondu yapmış yamaçlarda, birkaç tane inek kalmış, orada yaşıyor. Diyor ki ya garip dedi, ineklerin sütünü getirdim Habu Beşiktaş'ın pazarına, satılmadı. Yoğurt yaptık satılmadı, peynir yaptık satılmadı. Yarısını satayırım, yarısını eve getiriyorum. Derba bizim karı kedi. Ula herif gezer durursun hocaların peşine. Ha bu ineklere bir nuska yaptırsana. Bunlar nazar aldı herhalde. Böyle çok Karadeniz'de meşhurdu, nuska yaptırırlar. Ben de dedi Habu Sinan Paşa Camii'nde bir hoca var idi. Cuma günü vaaz ederdi. Cumaları buraya geliyordum. Çok hoşuma gideydi. Kim fazla bağırır çağırırsa cemaatin hoşuna gider. Cuma'dan sonra yetiştim ona. Hoca efendi alçak gönülden bir şey soracağım sana dedi. Sordum. Böyle böyle durumumuz var. Bir nuska yapsam bizim ineklere dedim. Hoca derba ki dedi. Siz yoksa süte su katmayın misiniz? Dedim ki haşa, niye katalım? Dedi onlar nuska istemez. Sen hanım o an söyle. Sütü sağdıktan sonra kabı suyla bir çalkalayı da döksün suyun içine. Müşteri gelmezse çalkalamayı etsin iki. Gene gelmezse etsin üç. Böyle devam etsin. Müşteri gelene kadar. Hocaya çok kızdım ama dedi bir şey diyemedim. Bir şey diyemedim. Eve geldim dedi. Karı der baki hani nuska. Dedim ne sen sor ne ben söyleyeyim. Canım sıkmış. Ne oldu ne oldu? İsrar edince hoca bir daha sahtekarlık teklif etti. Böyle böyle dedi dedi. Ula bizim karı meğer onu kor kafasını da yapar onu dedi. İki üç gün sonra dedi. Sabah namazını kıldım da havayla yaslanıyorum. İnekleri de çaldık bayıra. Biri bağırır ev sahibi ev sahibi, kapıya çıktım dedi iki üç kişi. Dediler ki ha burada inek görüyoruz, siz süt satmayın mısınız? Satayırık da siz nereden çıktınız bu dağ başında? Ben demiş Aksaray'da salep satarım sabaha kadar. Ha bu arkadaş da Beyazıt'a satar. Sarı yerde otururuk da bizi bir halk otobüsü toplar böyle geri gidiyoruz. Ha orada yol üstünde otobüsün lastiği patladı. O zaman lastikle yedek olacak değil, fıs fıs tamir ederlerdi. Bir saat sürerdi. Otobüs yolun üstünde durdu. Bunlar lastik tamir ederken sıkıldılar arabadan. Aşağı inince inekleri gördüler. İşleri süt olduğu için oraya yaklaştılar. Anlattılar bu hikayeyi. Getirin kabınızı vereyim demiş. Getirmişler kaplarını. Bunlar almışlar ki o süt piyasadaki süte göre su hiç yok gibi. Ertesi gün otobüse rica etmişler. Otobüs durmuş. Gene almışlar. Otobüstekiler almış.
Sarıyer'deki sütçü duymuş, kap vermiş otobüsçüye, bana da al. Bunlar yetiştiremiyor, kadın da boyuna suyu artırıyor. Bu iş dedi, benim tuhafıma gitti. Biz bunu böyle satamazken birdenbire bu kadar müşteri nasıl geldi? Karıyı sıkıştırdım dedi. Sen abi hocan dedüğünü mi yaptın? Kadın güldü dedi. Anladım öyle. Gittim hocaya. Dedim ki kusura bakma. Sağ böyle bir şey sormuştum. Yaptınız mı demiş. Ya bağ kalsam yapmayacaktım ama bizim karı yaptı. Şimdi yetiştiremiyoruz, boyuna suyu artırıyoruz. Bunun için sebebi ne de anlayamadım. Oğlum demiş, senin malın helaldi. O mala layık helal para yoktu. Malı çürütünce para layık olduğu mala gider demiş. Ona layık para çok. Sen malı ne kadar çürütürsen o kadar çok satarsın. Harama razı olmadan bu zamanda zengin olunmaz demiş. Kıl kanaat geçinirsin de zengin olacak mısın? Muhakkak bir fals. İktidar olacak mısın? Hangi milletin iktidarı oluyorsan onun aynadaki görüntüsü gibi olacaksın. O halde bize düşen vazife bizi idare edenleri tenkit etmek değil, daha iyisine layık hale milleti getirmeye çalışmaktır. Efradı millet içinde düzgün, İslam'ı yaşayan bir insan çoğalt. Bir kişiyi çoğalt. Milletin nasibi değişir iyiler arttıkça. 1950'den bu yana her gelen iktidar bir evvelkinden biraz daha dine yakındır. Sebep? İmam hatiplerle, Kur'an kurslarıyla halk içindeki dindar, sağlam insanların çoğalmasıdır. Türkiye'de küfür de ilerliyor, İslam da ilerliyor. Mühim olan hangisinin hızlı ilerlediğidir. Ben size 1000 delil ile İslam'ın hızlı ilerlediğini ispat ederim de bu sohbet bununla geçer. Halbuki ben evlat kardeş katli hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. Ama başka bir zaman size ispat ederim ki böyle tabiat kanunu gibi mutlak ve muhakkak elle tutulur sebeplerle ispat ederim ki bu millet İslam'ın galebesine doğru gidiyor. Lakin Allah'ın tebeddülatta tedriç kanunu caridir. Yavaş yavaş, ani bir şey olmaz. İslam'dan küfre ani geçilmemiştir. Takriben 100 senelik bir fire verme mevsimi icra etmiştir. İmana dönüşte bu seyrin mukabilidir. Bir yol ne kadar inerse o kadar çıkar. Ne kadar çıkarsa o kadar iner. Hep çıkıp ne havadan boşluktan duracaksın. İnecek. Demek ki iniş vetiresiyle çıkış vetiresi birbirine paraleldir. Biz bugün yani daha Cumhuriyet devrinin zıddı kamiline gelmedik. Bu İttihat Terakki'nin seviyeleridir İslam namına. Mustafa Kemal de zıddı kamili gelecek, hiç merak etmeyin. O devrin de zıddı kamilini yaşayacağız. Mutlak küfrün mukabili mutlak imandır, iman galebesidir. Lakin küfür ortadan kalkmaz. Çünkü Allah'ın sıfatlarından biri mudildir. Allah'ın hiçbir sıfatı muhatapsız kalmaz. Galebe nöbetleşmesi vardır bu alemde. Şunu özet olarak söyleyeyim. Tahrif kitabının 3. cildinde kader perspektifinden bu tahriflerin geleceğini anlatırken söyledim. Müslümanların önünde yaz, ehli küfrün önünde kış vardır. Kıştan evvelki mevsim sonbahardır. Ehli küfür sonbaharı yaşıyor. Ehli iman ilkbaharı yaşıyor. İlkbaharda tezatlıdır, sonbaharda tezatlıdır. Onun için bizim için de bu alem tezatlıdır. Yani Müslüman Türkiye diyorsun, bir bakarsın hiç Müslümanla uymayan iş olur. Neden? Çünkü ilkbaharda
kıştan çıkılmakta olduğundan, kıştan kalma bir gün de olur, varılacak yaza benzeyen bir gün de olur. Aynı şey sonbaharda da böyledir. İçinden çıkılan mevsime uyan gün de olur, varılacak olan mevsime benzeyen gün de olur. Ara mevsimler tezatlıdır. Bugün ehli küfür de ara mevsimdedir, biz de ara mevsimdeyiz. Onlar 50'ye kadar yazdı. Yazlar bitti. Sonbaharı başladı. Biz de 50'ye kadar kıştık. Bizim de kışımız bitti 50'de demokrasiye geçirme. İlkbahar başladı. Zamanını tayin edebilirsen olacak işleri de ana istikameti itibariyle bilebilirsin. Çünkü aynen fiziki mevsimler gibi manevi mevsimlerin de icabı vardır. Ona göre olur. Mustafa Kemal Tanzimat devresinde gelseydi Reşit Paşa'nın yaptığını bile yapamazdı. Halbuki Reşit Paşa'nın yaptığı birkaç basit iştir. Müslüman aleyhine gayrimüslimin şehadeti yasaktı. Serbest oldu. Gayrimüslim devlet hizmetinde kullanılamazdı. Kullanılır oldu. Köy muhtarı bile olmazdı. Bakan oldu. Efendim buna benzer birkaç adım attı şeriat hilafına. Küçük. Ama Reşit Paşa'nın bunu yapması Mustafa Kemal'in hilafeti yıkmasından daha mühimdir. Çünkü o başlattı işi. O başlattı. Bir defa ana istikametten ayırdı. Bir açı. Mesela kıbleye dönen bir adam. Bir derece eğri dursa bu burada bir milimdir ama Kabe'de bu 100 kilometre olur. Bu iş mekanda böyle olduğu gibi zamanda da böyledir. Hayatının belli bir safhasında İslam'da bir inhiraf yap, o seni 20 sene sonra meyhanede bulursun kendini. Yavaş yavaş ayağın kayar bilmezsin. Batıl yolda giden de oradan bir inhiraf yapsın, tekkede bulur kendini, hacda bulur kendini. Gelişme seyri böyledir. Binaenaleyh o başlangıçtaki işi yapmak daha zordur. Mustafa Kemal müstesna fırsatlarla mücadeledir. Olgunlaşmış bir meyveyi koparmak kolaydır. Küfür olgunlaştığı bir mevsimde. Müslümanların da aczinin olgunlaştığı bir mevsimde geldi. Onun için başarının sadece faile ait şartları yoktur. Başarının çevreye ait, muhasıma ait şartları vardır. Bir yerde galip gelen bir ordu başka bir ordu karşısında mağlup olur. Aynı ordu ama düşmanın şartları farklı olduğu için mağlup olur. Veya mağlup olan başka yerde galip gelir. Hasılı başarı izafidir. Bütün bunların arkasında Allah'ın kainatı mahkum ettiği fanilik yatar. Ne iman ne küfür. Ne kemalde ne zevalde sabit kalamaz. Bu alemde tebeddülat ebedidir. Külle halin yezul. Her hal gelip geçici, zail olucudur. Bu İslam için de böyledir. Allahu azimüşşan. Bir tek şeye beka nasip etseydi o İslam olurdu. Çünkü kainatı yaratmaktan murad-ı ilahiyesi İslami muhtevada Allah'ın zat-ı uluhiyetinin bilinmesi, bu bilginin tabii ve vicdani neticesi olarak ibadetlerle tekrim olunmaktır. Bu ancak İslam'la kabil iken, Peygamber bedetü dinu gariben seyaudu gariba buyurmuş. Bu din garip başladı, sonu da garip gelecek. Allah-u Azimüşşan beka sıfatı ilahiyesini zat-ı uluhiyetine hasrettiği için bu kainat topyekün fanilikle mahkumdur. O halde bu tebeddülat nedir? Galebe nöbetleşmesidir. Galebe. Yok etme nöbetleşmesi değil. Var etme nöbetleşmesi değil. Galebe nöbetleşmesi. Galebe nöbetleşmesi elhamdülillah ki zahir batın bin delille ispatı kabildir ki İslam'dadır. Siz hem talihli insanlarsınız hem de talihsiz. Bu nasıl söz demeyin. Talihlisiniz
Çünkü İslam'ın galebe zamanında gelmeniz, İslam'a yapacağınız hizmetlerde sizin için kolaylık olur. Murad-ı ilahiye muvafık olarak ishar edilen iradede bereket olur. Bu kainatta bereket denilen şey, Allah'ın murad-ı ilahiyesine ishar edilen iradenin muvafık düşmesidir. Bereketsizlik de bunun aksidir. Allah'ın murad-ı ilahiyesine paralel düştün mü, bir adım atarsın, bin adım atmış kadar yol kat edersin. Akıntıya düşen kayığa benzer. Murad-ı ilahiye ters düşmek bunun aksidir. Akıntıya karşı kürek çekmeye benzer. İslam'ın galebesinin nöbetleşmesinde gençliğini idrak etmeniz, murad-ı ilahiye İslam için çalışacaksınız. Paralel düşmenizden dolayı, mesainizde bir bereket olması talihidir. Nuh aleyhisselam 900 sene yaşadı. Peygamberlik selahiyet ve iktidarıyla mücadele etti. Gemisine 40 kişi bindi. 900 senede peygamberlik selahiyetiyle 40 kişiyi imana getirebildi. En aciz bir Müslüman, en bilgisiz bir Müslüman 900 sene değil, 9 sene çalışsa bundan fazla adamı hidayete götürür. Bu Allah'ın ümmeti Muhammed'e lütuflarından biridir. Ümmeti diğer ümmetlere verilmeyen birçok lütuflar bize verilmiştir. Bunları sayarsam zaman alır, saymıyorum. Ama şunu bilin ki, bu yönden sizin için bu zaman bir talihli zamandır. Bir de tehlike vardı. O tehlike de şudu. Burada bir zaman bir araba, çamura batmış bir araba misali verdim. Araban çamura batmış, çıktın arabadan itiyorsun, kımıldamıyor. O tarzda sağlam batmış görünüyor ki sizin kadar birkaç kişi daha olsa gene çıkmaz. Bir çocuk kenarda duruyor olsa, bir adam dikiliyor olsa, ya buraya niye yardım etmiyorsun demezsin. Yani bilirsin ki o da yardım etse bu araba çıkmaz bu çamurdan. Lakin araba kımıldayı, ha çıktı ha çıkacak, ha çıktı ha çıkacak. Orada bir çocuk dikiliyorsa, ulan Allah'tan korkma şuraya bir yaratsana dersin, kızarsın ona. Çocuğa bile kızarsın ki, çünkü araba çıktı çıkacak, ümit belirdi. Böyle bir zamanda İslam'ın çamura batmış arabasının çamurdan çıkma ihtimalinin belirdiği, gönüllerde bu ümidin belirdiği, Suudi Arabistan'da kazma kürek çalışan bir adamın Suudi yeniden alırız diye düşünmesi gibi zihinlerin buna benzer hayallerle, arzularla meşbu olduğu bir zamanda, bu kadar ümit belirdiği bir zamanda ihmalin de cezası ağırdır. İşte sen o çocuğa kızdığın gibi gayretsiz Müslüman da normal zamanda o arabanın hiç kımıldamadığı zamanda kusuru birse, araba kımıldadığı anda itmiyorsa kusuru Allah katında bindir. Bunun manası mükafatla müzaan ala muzaan. Allah sizi dilsiz hale getirenlerin ne diyeyim? Zaten gözleri kördü, manen de kördü, madden de kördü. Bildiği gibi yapsın. Muzaafan ala muzaaf. Hata da buna böyle cezalandırılır, mükafat da böyledir. Mükafatın da bol olduğu, cezanın da şiddetli olduğu bir zamandır. Onun için ne mutlu bu mesuliyetten kurtularak İslam'ın galebesi için miktarı kafi, takatinin son haddinde çalışarak bu mesuliyetten kurtulan ve Allah'tan beraat fermanı alarak ebedi yurduna giden adama ne mutlu. Hepimiz bundan korkmalıyız. Allah'tan beraat fermanı alma var ya, fe subhanallah, dünya, ay, yıldız, gökler, yerler ne varsa, som altın olsa, senin olsa, sıfır bunun yanında, sinek kanadı. Ebedi felaket, ebedi saadet. Şu cümlenin yüklendiği manayı layıkıyla kavrasan evin yolunu şaşırırsın. Ebedi sonu yok. Ebedi felaket, ebedi saadet. Allah Allah.
Ortası yok. Gaflet sayesinde yemek yiyoruz. Gaflet sayesinde evimizin yolunu buluyoruz. Gaflet sayesinde cenaze seyrediyoruz, defnediyoruz. Belli ölçüde gaflete bile ihtiyacımız var. Mutlak teyakkuz çıldırtır adamı. Bırak felaketi. İslam nimetin azametini idrak etsen gene çıldırırsın. Biz Numan'dan söze başladık. Nereye geldik? İhtiyarlık böyle, kusura bakmayın. Numan'ı böyle ikaz ettim. Vefa borcumuz var dedi ailece. Ama kader planında Erbakan'ın önü çiziktir dedi. Bu kader nasıl bilinir? Bunu anlatmak için bu girizgahı yaptım. Fakat çok uzattığım için bunun devamını söylemiyorum. Başka zaman gelir gene söylerim. Allah rahmeti icabı kaderi meçhul kılmıştır. Rahmeti icabı. Bir trafik kazasında beyni parçalanacak, ölecek adam oraya kadar söyleye güle gider. Bunu bilse 10 sene evvelinden gam kedere boğulur. Allah'ın rahmetlerinden en büyüklerinden biri kaderi meçhul kılmasıdır. Bir saniye sonra kimse keşfedemez. Ama kaderin istikametini keşfetmek mümkündür. Kaderin istikametini keşfetmek için adetullah'a hakim hususiyetler bilmek lazım. Ben bu kadar söyleyeyim, bırakayım. Böyle bir ben manevi bir vasfım var da, ben şeyhim de, cemaat lideriyim de, böyle bir sevdam hiç olmadı, hiçbir iddiam olmadı asla. Yaşadığım müddetçe de olmaz. Kimsenin mesuliyetini üzerime almaya niyetli değilim. Kendi gelene elimdeki imkanlarım nispetinde yardım ederim. Hayatımda kimseye bana gel demedim. Çünkü onun ağır mesuliyetini ben müdrikim. Onun için böyle bir övünüyor gibi, bir şey söylemek istiyor gibi sakın düşünmeyin. Suizan olur hakkım. Hiç öyle bir niyetim yok. Ama Allah-u Azimüşşan'ın lütfettiği ferasetle bak, Peygamber diyor ki ittekû min ferasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillahi teâlâ. Müminin ferasetinden korkun. O Allah'ın nuruyla nazar eder. Halisen li veçillah baktın mı? Hadiselerin gelişinden, seyrinden bazı şeyler sezin dersin. O kader istikametini keşfetmek. Mesela size bir ölçü vereyim, bırakayım. Bir işe teşebbüs ettin. Ticari, ahlaki, içtimai, her neyse. Evleneceksin, kız istiyorsun. Bir kıza talip oldu, engel çıktı. Bir engel çıktı. Sen de niyetlisin, kızı seviyorsun. Veya bir mal alacaksın, oğlum Allah harissin, neyse. Bir daha uğraş. O engele atladın, bir daha çıktı. Gene uğraş. Üç engel çıktıysa vazgeç. Vazgeçmesen aptalsın. Çünkü senin iraden dışında çıkan engel muhtemelen Allah'ın seni korumasıdır. Sen yanlış bir şey istiyorsun hakkında. Kader meçhul olduğu için bilemez. Avamsan üçte dön. Havassan ikide dön. Havassul havassan birinci manide dön. İslam alimlerinin tespiti budur ki beşeriyet birkaç zümredir. Avam, cahil, bilgi sahibi olmayan, görenek Müslümanı, havas, seçkinler, tarikat bunlara göredir. Bunlar içindir. Çünkü neşve-i sufiyeyi bunlar yaşayabilirler. Şeriatta suçluya kızarsın. Tarikatta acıyacaksın. Sana kötülük edene bile acı bakayım. Yapabilir misin? Kabadayılık ister. Yani babanı öldürdü. Babamın dünya hayatını yok etti. Kendi ebedi hayatını yok etti diyebilir misin? Katile makbulden çok acıyabilir misin?
Hiç kimse yapamaz kolay kolay. Halbuki havas olmanın icabı budur. Havas doktorun hastaya baktığı gibi günahkara bakar. Kendini bu günahtan koruyamadı. Ben bunu nasıl düzeltirim diye bakar. Hiçbir doktor hastasına niye dikkatsizlik ettin de kendini hasta ettin der mi? Sen ne biçim doktorsun? Ben kendi kötülüğümü isteyecek değildim ya. Herhangi bir sebeple oldu. Sen işin beni tedavi etmek demez misin? Günah işleyen de ahiretine zarar veriyor bunu. Düşünebilse yapmaz. Bir zaaf sebebiyle yapıyor. Ona acı bakalım, acıyabilir misin? Havas. Üçüncü cümle havasul havas. Havasul havas bir engel çıktığı anda Allah önümü kesiyor der. Ne kahrı deste adadan ne lütfu aşinadan bil. Umurun hakka tefviz et Cenab-ı Kibriya'dan bil. Bu ölçüye gelirsin. Bir sana bir kötülük yaptığı zaman ona kızmadan evvel kendini kontrol et. Acaba ben bu kötülüğü hak mı ettim? Birine bir kötülük ettim de onun cezası mı benden çıkıyor? Her musibet istihkak ile değildir. Her musibet istihkak ile olsaydı enbiyaya hiç bela gitmezdi. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Eşeddül bela alel enbiya ba'de evliya sümme emsal sümme emsal. Belanın şiddetlisi enbiya üzerine gider. Sonra evliya Allah üzerine gider. Sonra derece derece. Çünkü bela bir insan için bela bir ham demirin yanarak çelik olması gibidir. İnsanın insanlık cevherini camı körter de kristal yaparlar ya, insanın insanlık cevherini kristalize eden beladır. Kabadayı adam beladan kazanan adamdır. Allah'tan razı olarak, kendi nefsini kontrol ederek, o beladan ders çıkararak ve bir Fransız atasözü var, ne ki seni öldürmez daha kuvvetli yapar. Onu yaşamış bir adam olarak gelecek belalara karşı da zırhlanırsın. Onun için büyükler narın da hoş, nurun da hoş der. Sakın siz söylemeyin, Allah sizi narıyla imtihan eder. Bu söylediğinize göre hareket edemezsiniz. Bu büyük lakırdıdır. Dervişler böyle büyüklerin sözlerini şarkı tekrarlar gibi tekrarlarlar, tehlikelidir. Öyle mi? Narın bir tat bakalım, katlanabiliyor musun? İsyan edersin. Orada tehlike var. Allah'tan gelen musibete isyan edersin. Razı olmak kolay iş değildir. Allah kulundan daha kolay razı olur. Kulun Allah'tan razı olması bin defa daha zordur. Umduğun gibi halk ederse memnunsun. Umduğun gibi halk etmezse dilini tutsan kalbini tutamazsın. Tasavvuf bu manevi terbiye yoludur. Onun için bir seviye ister. Ama biz bunu niye söyledik? Bir engel çıktığı zaman döneceksin. Erbakan 5. partiyi kurdu. Ben 3. engelde anladım ki önü kesiktir. Ama o kabullenmedi. Kesik olduğu da sabit oldu. Yani ben haklı çıktım. Bu misali şunun için veriyorum. Ben Erbakan'la çok eski hukukum var. Genel daire kurulunda da çalıştım vesaire. Onu kötülemek için söylemiyorum. Kaderi sezmeye bir misal verdim size. Bu bir ölçüdür. Avam için bile 3'ten fazla mani çıkıyorsa o yol mutlak kesiktir. Havas için bu 2'de, havasul havas için 1'dedir. Bütün bu lakırdıları kaderin istikamet itibariyle sezilebileceğine delil olmak üzere serdettim. Yoksa kader mutlakıyla meçhuldür. Allah dilediğine dilediğini sezdirir, bildirir, o onun bileceği iştir. Öyle adam vardır ki yarın başına gelecek işi akşam rüyada görür.
Açıkçası ben de hapishanede böyleydim. Ama dışarıda böyle değilim. Çünkü orada kalbim kırıktı, yüreğim korku doluydu. Allah'a sığınmam daha kolaydı. Bak belanın bir faydasına da bak. Her işin yolunda giderken Allah'a yönelmen daha zordur. Ama bir belada, bir musibette kırık kalp Allah'a daha kolay teveccüh eder. Çaresizliği tatmayan, aczi tatmayan adamın Allah'a yönelmesi kolay değildir. Bir yerde aciz kaldığın zaman inançsız geçinen adam bile aman Allah'ım der. Başka dayanacağın bir şey yok çünkü. Son durak. Demek ki musibetlerde böyle karlar var, kullanabilen, çıkarabilen için. Onun için her musibet istihkak ile değildir. O sözümü tavsiye ediyorum. Kendini kontrol et ama mutlaka da itham etmen gerekmez. Çünkü Cenab-ı Hak şu faidelerine binaen bir kulunu terfi ettirmek için de musibet gönderir. Bunun başka hikmetleri, başka sebepleri de vardır. Biz bu bahsi sualin şeyiyle bitirmiş olduk. Evlat kardeş katli için bakiye kısmı gelecek hafta, sual haftası olduğu halde bir ara kısaca izah etmeye çalışırım. Numan için son sözüm odur ki Numan geç kalmış bir iş yaptı. Geç kalmış. Evet. İktidar olmak istersek ne yapalım dedi Birlik Partisi'nin başkanı. Orayı yarım bıraktı. Bozuk, çürük, çarık adam al partini dedi. Bu kadar halis adamla iktidara gelemezsin. Bu milletin işleri hep böyledir. Sütçü hikayesini unutmayın. Ve sizi idare edenlerden şikayetçi olmaktan ziyade bilin ki her oluş milletin liyakati sebebiyledir. Bazen aramızdaki bozukların nasibi akseder. İstikametinden mutlak emin olduğum başbakan da reisi cumhurda yanlış iş yapar. Ve izâ câel kaderi ve amiyel basar. Kader geldi mi göz kör olur. İyilerin nasibi aksettiği zaman da aynı adam. Aynı adam. İdare bir kaval, millet kaval çalan bir çoban gibidir. Kavalda her ses var ama çalan istidadına göre çıkarır. Hatip de bir kaval, dinleyiciler de kaval çalan bir çoban gibidir. Siz benden bugün bu sesleri çıkardınız. Ben buraya çıkarken ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Sadece evlat kardeş katlini eksik bıraktım. Tamamlayayım, bir de bir suale eksik bıraktım. Tamamlayayım diyordum. Ama çeşitli vesilelerle hafızama hatıralar hücum etti. Bilin ki anlattığımdan daha fazlasını da reddettim. Durun şimdi zamanı değil diye geri ettim. Buna rağmen sohbet bitti. Teşrifinizden dolayı Allahu azimişan. Bir şey misin? Bir ara verecek misiniz yoksa? He? Ara verecek misiniz? Hayır, daha belli değil vermiş. Yani muhtemelen bu ayın son haftasında Trabzon'da olacağım mı? Gelecek hafta var Allah'ın izniyle de. Ondan sonrası ben size bildiririm. Belki bir hafta izin isteyeceğim sizden. Allah-u Azimişan, teşriflerinizden dolayı sizleri iki can saadetiyle taltif buyursun. Bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sebkat olanların cümlesinin ruhlarını şadan andan eylesin. Amin. Bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olan amellerden sizlere de, ekran başında seyredenlere de bela kanma bela, inam-ı ihsan-ı ikram eylesin. Allah-u Azimişan İslam'ın galebesini görenlerden eylesin. Amin. Gerçekleştirenlerden eylesin. İslam'ın zeval bulmaz, ebedi payidar olan şaşasında daha sıhhatli, uzun bir ömür geçirmeyi nasip mukadder eylesin. Esselamu aleyküm ala men ittebe'al huda. Lillahi'l-Fatiha.